Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda EKOK'u anlatacağız size. EKOK'un ne olduğunu aslında geçmiş yıllarda siz gördünüz. EKOK'u çok kullandınız. Nerede kullandınız? Mesela iki tane kesri toplarken mesela 1 bölü 12 artı 4 bölü 8. Siz dediniz ki ya bunların paydalarını eşitlememiz gerekir. Kaçta eşitleriz en küçük? 24. 2 ile genişlettiniz. 3 ile genişlettiniz. Sonra ne yaptınız? 2 kere 1 2. 2 kere 12 24. 3 kere 4 genişletiyoruz 12. 24. Bakın ne yaptık? 24 ile eşitledik. Artık bu toplamaya hazırdır. İşte bu 24 arkadaşlar 12 ve 2'nin en küçük ortak katıdır. Yani kısaca EKOK'tur arkadaşlar. Tabii ki siz buna OKEK de diyebilirsiniz. Ortak katların en küçüğü olacak. Bunu siz geçmişte gördünüz zaten. Bunu biz biraz bir şeyler ekleyeceğiz. İyi dinlerseniz eğer çok rahat anlarsınız. Şimdi 12'nin katları diyor. 12'nin katlarını şöyle bir yazalım. 12, 24, 3 katı, 4 katı, 5 katı, 72, 84, 96, 108, 120, 132 diye devam eder. 18'in katları 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, 198 diye bu da gider ilerler. Peki 12'nin katları bu, 18'in katları bu. Peki ortak katlar hangileri? Ona bakalım. Ortak katları bulmak çok kolay. 36 ortak katı, bakın 72 de ortak katı. 108'de ortak katı. Burada ilerlesek 144'ün ortak katı olacağını göreceksiniz. 36, 72, 108, 144 diye ilerler. Peki bu ortak katların en küçüğü hangisi? 36'dır. İşte buyurun. EKOK kaçmış? 36'dır. Bunu nasıl kullanabiliriz? Mesela iki tane zil var. Biri 12 dakikada bir çalıyor. Biri 18 dakikada bir çalıyor. İkisi beraber çaldıktan sonra bir daha ne zaman beraber çalacaklar? İlk defa 36. dakikada. Ya da bir sepetteki gülleri 12'şerli ve 18'erli sayıyorum. Çiçek artmıyor. Tam çıkıyor. Bu sepette en az kaç tane çiçek vardır? 36. Bu şekilde arkadaşlar EKOK'u kullanabilirsiniz. Ya da bir tane fayans düşünün. Şurası 12C mi? Şurası 18C mi? Bu fayanslarla biz bir kare oluşturmak istiyoruz. Bu karenin bir kenarı kaç olacak o zaman? Tabii ki 36 olacak. 36, 36, 36, 36. İşte EKOK arkadaşlar burada kullanıyoruz. Peki 12. ve 18'in EKOK'unu bul derlerse biz bu yoldan mı gideceğiz? Hayır, bu yol çok uzun bir yol. Buna biz koca karı yöntemi diyoruz. Daha kısa bir yol var. O da şöyledir arkadaşlar. Hadi bakalım. Mesela 20 ile 36'nın EKOK'unu bulalım. Önceki neydi? Şöyle bakalım. 12 ve 18. Bunu bulalım önce. Bakın 12 ve 18'i şöyle yan yana yazıp tek bir çizgi çekiyorum. Bu ikisini beraber asal çarpanlara ayıracağım. Asal çarpanlar neydi? 2, 3, 5, 7 diye devam eder asal sayılar. En küçük asaldan bölmeye başlayayım ikisini beraber. 2. 2'ye bölünür. 12'yi 2'ye bölersek 6. 18'i 2'ye bölersek 9. 2'ye bölünen hala var. 2'ye bölüyorum. 3. 9 2'ye bölünmedi. Aynen yazıyorum. 2'ye bölünen bitti. Sıradaki asala geçiyorum. 3'e bölünen var mı? Var. 3'e bölüyorum 1. 3'e bölüyorum 3. 3'e bölüyorum 1. Bu da bitti. Bakın bittikten sonra ikisine bir gördükten sonra şu kenardakileri ben çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Bu da ne yapacak? 36 olacak. Önceki soruda gördüğünüz gibi arkadaşlar EKOK'u bu şekilde buluyorum. Asal çarpanı ayırdıktan sonra bu şekilde beraber sağdaki asalları çarparsak 36'yı EKOK'u buluyoruz. Bu soruya bakalım. 20 ile 36'nın EKOK'u nedir? Hop çizgiyi çektim. 2'ye bölelim. 10, 18. 2'ye bölelim. 5, 9. 2'ye bölünen bitti. 3'e bölelim. 3. 3'e bölünmez. 3'e bölelim. 1. 3'e bölünmez. 5'e bölelim. 1. Bakın bitti o da. Şu kenardakileri çarparsak 20 ve 36'nın EKOK'unu
çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Bu da nedir? 4, 36, 180 olacak arkadaşlar. Başka soruya geçelim. 45 ile 60'ın ek oku ne? 45, 60 diyoruz. Şöyle yakışıklı bir çizgi çekelim. En küçük asala bölüyorum. 60'ı 30. 2'ye bölünmez. LPG diyorum. Lütfen peşimden gel. LPG dedik. 2'ye bölelim. LPG diyorum. 15. 2'ye bölünen bitti. 3'e bölünen var. 15 3'e bölersek 5. 15. Hala 3'e bölünür. 15 3'e bölersek 5. 5 3'e bölünmez. Lütfen peşimden gel diyorum. 5'e bölersek eğer 1 1. Şunları çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Bu da gördüğümüz gibi 180 çıktı. Diğer soruya geçelim. Burada ekleyeceğimiz bir şey var mı? Yok. 180. Bildiğin 180 yani. 98 ile 56'ya bakalım arkadaşlar. Çok ilginç. 2'ye bölelim. 49. 2'ye bölelim. 28. 2'ye bölelim. 14. 2'ye bölünmez. LPG diyorum. 2'ye bölemeyiz. Bölünür. 7. 2'ye bölemeyiz. Hala LPG diyorum. 2'ye bölünen bitti. 3'e bölünen var mı? Yok. 5'e bölünen yok. 7'ye bölelim. 1. 7. 7'ye bölelim. 1 oldu. O zaman bundan ek ok arkadaşlar. 2 üzeri 3 çarpı 7 üzeri 2. Bu da 8 çarpı 49 yapar. 8 çarpı 49'u çok kolay hesaplayabilirsiniz. Yani az bir şey matematiğiniz varsa bunu zihinden hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben de hemen zihinle hesaplıyorum. 72 ile var 7 32. 392'ymiş. Bak nasıl buldum. Geçelim. 24 ile 72. Bunun ek okunu bulacağım. Bu soruları çözerken böyle biraz aralık yapalım. Bir de benim dikkatim şu çekti. 24 ve 72'ye baktığımızda 72 24'ün bir katı. Yani 24'ü 3 ile çarparsak 72 verir. Acaba ekok ne? Çok merak ettik. 2'ye bölelim. 12, 2'ye böl 36, 2'ye böl 6, 2'ye böl 18. Ondan sonra 2'ye bölelim. 3, 9, 2'ye bölersek 3'e 2'ye bölünmez. LPG diyoruz. Bu da bölünmüyor. O zaman biz de 3'e bölelim. 3'ü 3'e bölersek 1, 3 olur. 3'e bölersek 1. Şunları çarparsak arkadaşlar. Bakın 8 çarpı 9. Ah. Bize büyüğü verdi. O zaman burada bize verilen meşaz ne arkadaşlar? 24 ve 72. Birbirinin katı ise ek oku büyük olandır. Yani. Bunu söylemeye gerek yok. 10 ile 21. Bakın burada aralarında asal arkadaşlar. Aralarında asal iki sayının ek oku ne? Buna bakalım. 2'ye bölelim 5. 2'ye bölünmez. 3'e bölelim 7. 3'e bu bölünmez. 5'e bölelim 1. 5'e bu bölünmez. 7'ye bölelim 1. Yani onu böldü, bunu bölmedi. Bunu böldü, bunu bölmedi. Neyse bunları çarparsak arkadaşlar. Bakın bu tam 210 yapar. 210 nedir? Aslında 10 ile 21'in çarpımı. Bakın 10 şudur. 27, 21 de budur. Aralarında asal iki sayının ek oku bunların çarpımıdır arkadaşlar. Bunu bir daha uzatmanın bir anlamı yok. Eğer bir daha aralarında asal iki sayıyı görürseniz eğer ek okunu bulun derlerse bize bakın 16 ve 25 aralarında asaldır. Ek okunu bulun derse hemen biz 25 ile 16'yı çarpıp 400 diyebiliriz. Bu da aklımızda kalsın. Peki ek ok nerelerde kullanılır? Parçadan bütüne gidersek arkadaşlar dikdörtgenler kullanıp kare oluşturun gibi sorarsa, zaman saat problemlerinde, ilaç problemlerinde, gruplara ayırdığımızda dörderli beşerli diyor ki mesela Makbule elindeki gülleri dörderli ve yedişerli ayırıyor. 6 tane çiçek kalıyor. Dediği zaman ekok kullanıyoruz. Kesilerde payda işlemede arkadaşlar biz ne kullanıyoruz? Ekok kullanıyoruz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.